Peki o zaman iletişim oyununda yaşanan bu heyecanlı duygusal görüntülerden sonra iletişim oyununun sonunda bakalım neler yaşanmış. Hasan'cığım hoş geldin, nasılsın? Selamlar. Selamlar. Hasan merhaba. Bak hemen selam vereyim dedim. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim şükür ya. Sizleri izliyordum. Çok güzel bir program oluyor. Evet, evet. Eğlendik. Program. Bugün neşemiz, çok enerjimiz türküsüyle, yüksek. Türküsüyle. Bardağım nasıl? Bardaklar çok iyi. Prodüksiyon çok iyi. Vücuttan çıkan kağıtlar. Değil mi? Baştan sona çok güzel bir program oluyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Senden hala adres bekliyor ekip bu arada, haberin olsun. Ben, buraya gelince verecektik ya. Ben bir sürü insan benim... Ya da şöyle yapalım istiyorsan. TV8 diye kayıtlı, hangisine adresim atmak? Söyle adresini, yazıyorum ben şimdi. Kalbiniz. Vay! Ama orada Aziz var. Aziz var orada. Demin kaçırdın maalesef orada Aziz. Ama elendi. Ne düşünüyorsun? Evet. Ne düşünüyorsun Aziz'in elenmesiyle ilgili Hasan? Ya herkes Aziz elenir diyordu zaten. Hakan Bey farklıyım ben, aykırıyım demek için, ben sizin bakış açınızdan bakmam olaylara, farklı bakarım demek için Aziz dememişti sadece dün hava olsun diye. Sonuçta Aziz gitti. Hava olsun diye. Yok ben bildim mi laf oluyor. Yok abi. Hakan Bey sizin vardır o. Şimdi ben sizi çok izliyorum bu panoramada. Begüm Hanım'la Evrim Hanım bir şey derse mutlaka tersini söylüyorsunuz. Hani farklı muhalefet, görüşteyim ben. Aslında tersini söylemem. Onları terse çekerim, tersi söylettiririm, sonra kendi düzümü söylerim. Hı. Hayır öyle bir şey yapmıyorsunuz. Ben bunu yani manipülasyon diyorsun. Hayır. Yok yok, şaka yapıyorum. Evet, dinliyorum. Full zıt gidersiniz. Dün de bize zıt gittiniz. Yok Aziz değil bence falan dediniz. Aziz zaten yakın isimdi ve elendi bence. Aziz'in hikayesi bitmişti yani. Aziz'in o beni yalnız bırakıyorlar, beni dışlıyorlar hikayesi. İki tane yakın arkadaş edinip birkaç hafta böyle üst üste birazcık performans verip bir de bir hafta hiç aday olmadı. Evet. Yavaş yavaş hikayesi bitmişti. Onu oyatanların motivasyonu da bitmişti. Bence Nefise'yi bir tık aşağı çekiyordu. Yani Nefise'nin kafasını sürekli olayların içinde tutuyordu. Nefise açısından hem yazılmak iyi oldu. Yazıldığından beri performansı çok iyi. Biraz kendine geldi. Yani tren gibi eziyor geçiyor. Acayip bir performansa kavuştu. Eski Nefise oldu resmen. Yazılınca böyle yüzüne su çarpmışlar gibi oldu. Şimdi Aziz'in de gitmesiyle bir basamak daha arttırır bence performansını. Bence Nefise adına daha iyi oldu. Evet, ha mevzusu. Bence ha mevzusu şu. O da Asena'nın hikayesini bitirdi bence. Yani Asena, ya bu kızla çok uğraşıyorsunuz. Siz bu kızla da hep kavga ediyorsunuz. Siz motivasyonuyla Asena'ya oy veren insanlar için. Ya elenen adama bile ha diyorsa bu kızda da demek ki bir şeyler vardır hissini yaratacak ona mesaj atanlar da. Yani adam elenmiş gitmiş. Adamla daha ne ha yapıyorsun yani. Adam gitmiş yani adam. Hani cenazeye gidip hakkımı hoca helal ediyor musunuz deyince helal etmiyorum diyen adam gibi. Ya ölmüş artık adam. Hani bunun hesabını boş ver artık. Ya da o cenazeye gitme. Yani orada bir ettiği söz vardı. O sözünün arkasında durmak istedi herhalde ama. Ya gerek yok. O sözün arkasında hiçbir sesini çıkarmasaydı daha iyi dururdu. Helal olsun kıza. Bir şey yapacağım dedi ama. Sessiz kaldı. O da bir şey yapmaktır. Aziz'e fırsat verdi yani. Aziz bize kendi gözünden hazır bu olayla ilgili insanlar Asena'ya dolmuşken Aziz bize Asena'yı anlattı dün akşam. Hani genç bir kızın Survivor hayallerinin bitmesine sebep oldu cümlesi. Çok ağır bir net bir şey oldu yani Asena'ya karşı. Ya şöyle, ben hala söyleyeyim. Bence Asena'nın yaptığı olayın karşılığı diskalifiyedir. Hı hı. Ama birinin hayallerine mal olduğu noktasında yani çok dolaylı. Tabii. Yani ondan sonra oyunlar kazandı, günler geçirdi. Biz Asena'yı sürekli böyle hani al bu suyu yerden. Yani fitili ateşleyen Asena oldu bu anlamda. Ya fitili ateşledi ama ondan sonra buna farklı bir yorum getirip buradan ders çıkarabilecek bir Merve de vardı aslında. Tabii ki. Merve bu olayı kullanıp da başka yerlere gelebilirdi. Yani bu olay Asena'ya yapılsaydı biz Asena'yı şu an daha da ilerlere gidecek diye düşünürdük. Asena bunu kullanmasını bilirdi çünkü. Merve bu fırsatı hem kullanamadı hem de o krizi yönetemedi ki. Zaten ayrılma nedeni kendi söylediği kadarıyla sevgilisini özlemesi yani. Sevgilisini özlemesi değil, babasını özlemesi. Demedim mi? Babası. Acun Bey sevgilin mi dedi, Merve ısrarla babam dedi. Evet. Babasını özlemesi. Merve olayını çok konuştuk da şu giderken Aziz'in Asena'ya kaybetmiş olma yüz ifadesi çok acayip ama hakikaten ya. İyi yakaladık evet. Değil mi onu? O böyle çok acayip. Gözünün yani. Altı titriyor. Hani bu adamın hiç Survivor şampiyonluğuna niyeti yoktu ama Asena'nın önünden gitme işi bu adamı çok bozdu. Yani o savaşı kaybetmek istemiyordu. Çünkü mesela daha önce büyük kavga ettiği adamları düşünelim. Çıkışta seni mahvederim ha diyen bir çocuk vardı. Hı-hı. İlk haftalarda elendi. Tunga. Boylu. Nasıl Tunga. Hatırladın? Helal olsun. Yarışmacıları hatırlıyorum ya. Yani. Tunga'yı mesela yedi. O birkaç tane daha isim vardı tartıştı. Alper Rendeler falan filan o grup onlara bir şeyler diyordu. Kurtçuklar mı ne diyordu? Evet. Onların hepsini temizledi. Onların hepsinin arkasına kaldı. Yani kişisel diyordu. Tatmini açısından tartıştığı adamların hepsini yedi. Onlarla hep potaya girdi ama Asena ile potaya giremedi biliyor musun? Zaten onu ona koyan da o. Yani evet. Asena onu öyle bir yere attı ki kendi dışarıda kaldı, onu öyle bir şeyin içine soktu. Yani Asena'yı yememek, emin olun Asena'yı eleseydi bir sonraki hafta elenseydi şu suratındaki ifade olmazdı. Tabii canım. Peki aynı duyguyu Asena da hisseder mi? Yani şu an mesela Asena elense ben zaten burada... Asena'nın şeyleri bitmedi ki. Daha Cansu yenecek orada. Rekabet halinde Rüya. Olduğu adamlar bitmedi ki. Daha orada Cansu duruyor. Ya Cansu onu yerse bir de ha 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 derse. Evet. Of, de. Of evet onu biraz önce konuştuk. Yani şimdi Asena'nın kavgası, Asena'nın kavgası bitmedi ama Aziz kavgayı kaybetmiş oldu. Ya yani, aslında hani galip bir açıdan evet. Yolda ama, bu galip tür yol, ama Aziz bu yolda mağlup. Aziz de gider ayak Asena da daha fazla durmasın diye bir son bir dokunuş. O Merve işini falan iyi attı ortaya. İnsanlara tabii bir hatırlattı. Değerlendirdi. Yani onlara bir insanlara hatırlattı. Ya çok acayip ama gerçekten adamın içine oturup ya şuraya gelse de otursa keşke sorsak yani. Evet biz de çok isteriz kendisi izliyorsa. Asena'yı eleyememek mi? Asena'yı eleyememek mi? Survivor şampiyon olamamak mı daha fazla koydu sana? Gerçekten bence Asena'yı eleyememek koydu. Ama orada Asena ha 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 demeseydi Aziz bu kadar böyle yanakları titreyerek konuşmazdı. Bence de. Bence orada o ha 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 demesi işte şurada gördüğünüz Aziz'e dokundu. Ama sonrasında yaptığı konuşmada işte kötü insan dedi ama ben onun da kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Gibi bir konuşmayla aslında yani o kadar gider ayak mantıklı konuştu ki hani iyi niyetli bir şekilde gemiyi yaktı. Evet. Yani çok iyi niyetli bir şekilde. Hani daha önce oldu ya yakayım mı gemileri dediler. Hiçbir şey olmadı böyle üf yani şey. Yaktım o gemileri yaktım. Yaktın mı? Yaktım. Biz göremedik ben de. Ben boş konuşmam. Yani burada... Özellikle benim kendi kendime düşündüğüm şey Aziz'in bu fırsatı madem sen şimdi bana böyle yaptın o zaman görürsün niyetiyle burada beni herkes izleyecek bunun farkında son konuşması olduğunun farkında ve bu son mermisini belki de Asena'ya atmak istedi yani evet. Kendiyle ilgili bir konuşma yapmak yerine işte Survivor'ına dair birazcık daha konuşmak yerine dedi ki bu güzel ve özel anı Asena için harcıyorum. Doğru söylüyorsun. Yani dediğimiz gibi ya bence o biraz Asena'yı yaraladı. Son dakika bir gol daha dedi ya. Bir gol evet, atabilir miyim dedi. Bir hani Asena'dan 1000 oy götürsem iyidir dedi. Benimle beraber 1000 oy daha gitse iyidir dedi. Bilmiyorum. Ya peki, gerçekten çok acayip bir rekabetti Asena ile aralarındaki ve bunun kazananın Asena olması elbet biri kazanacaktı da bunun kazananın Asena olması çok vurucu oldu dünkü. Bence kazanmadı ya. İşte kazanan Asena oldu da tam diyemiyorum çünkü aynı potada ama değillerdi. İkisi yani. Arasındaki mücadeleyi Asena kazandı. Ama işte potanın Asena kurbanları oldu. Haline Asena'nın da yönlendirmeleriyle tamam, diğerleri orayı, gelince evet, var etkisi. Asena, Asena yönlendirdi diyelim bu üçlüyü potaya. Evet. Özgür abinin kafasına girdi. Haksız bir galibiyet. Diyelim. Bu müthiş bir başarıdır Asena için. Müthiş bir başarıdır yani.